Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa Reboot'un 21. bölümüne hoş geldiniz ve bölüm adını gene unutuyorum. Evet, ve bu bölümde ne yapıyoruz? Şunları ben buraya koyuyorum. Tamam, bunda bunlar var. Güzel. Şimdi ben reaktörümü inşa etmeye başlıyorum. Oh yeah. Evet. Reaktörümüzü inşa etmeye başlayalım. Reaktörün tam ortası buraya denk gelecek. Aslında bir altına denk gelecek. O zaman... Bunlar buraya. Buraya bir cam. Aslında iki altına denk gelebilir. Yani reaktör tam olarak bunu iyi böyle kaplasın. Ve haliyle bu Universal Cable'lar biraz kenara kayacak. Elite Universal Cable. Evet, kısa bir süre base'im enerjisiz kalacak. Çünkü depolama üstünden gitmiyordum ben. Ama yakında gideceğim. Basic lazım şimdi bir de. Bütün bu kablolar biraz değişecek. Basic Universal Cable tamamdır. Gençler, siz olun, beni örnek almayın, plansız programsız kablo döşemesi yapmayın. Neyse, devam edelim. Plansız programsız kablo döşemesi demişken şunları şuradan geçirmem gerekecek çünkü buradan bayağı enerji isteyen bir zımbırtı geçecek şimdi birazdan. Gelin bakalım. Tamamdır. Her şey yerli yerinde. O zaman. Demin planladığıma geri döneyim. Tabii portlar gerekecek buraya. Gel bakalım. Tamamdır. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ah. Şimdi şuraya ben şu portları alayım. Bir, iki. Güzel. Sonra sen gel, sen gel. Cam. Sen gel. Ve sen gel. Bu inşaatın özeti. Sen gel. Enerji çıkışını ben direkt olarak alttan vereceğim. Ve bunlar da böyle gelsin. Ve ortaya bir tane glass. Çok güzel. Her şey yer yerine oturuyor. Ya tabii regular'a çevirmek lazım sonradan bunu. Ve camlar buraya geri gelsin. Ama burada bir tanesi bilgisayar kontrolü için bağlanacak. Şuradan bağlayabilirim. Güzel.
Ya da üstten bağlayayım, üstten bağlayayım. Tamamdır. Sonra siz gelin bakalım. Reaktör kontrolörü, logic vesaire vesaire. Çok güzel. Ah. Şimdi. Burası komple cam. Evet, şu iki açık taraf komple cam olacak ve onları hiçbir şekilde kapamayacak. Hiçbir şey. Bunlara gerek yoktu. Bunlar cam olacaktı. Sonra siz gelin. Reaktör şu. Şu. Ve son kalan kısım. Bu. Voilà. Ha, evet, her şeyimiz hazır. Reaktör için. Ve şunları da yerleştirelim. Aslında ya simetrik olsun ya. Ama simetrik olamayacak. O zaman buradan devam etsin bu. Ve buradan birleşeceği yere buluşsun. Valla! Ve şurada yaptığımız holoriumu alalım. Bunu kullanacağımız yere geçeceğiz şimdi. Holoriumtamamen bunun içine gidecek. Bu tamamen reaksiyonu başlatmak için kullanılacak. Şimdi enerji çıkışı konusunda da aslında direkt alttan zaten depoyu bağlayacağım için ya da depoyu buraya koyabilirim. O zaman böyle bir durumda enerji çıkışını şuraya yana koyabiliriz. Alttan da direkt manzara izlerim. Yok ya. Evet ya. Tamamdır. Alttan manzarayı izleyeceğim sadece. Çünkü bunun içinde bayağı hoş bir manzara oluşuyor. Evet. Gel gel ve gel. Evet. Reaktörümüz hazır. Bunun injection rate'ini şöyle tarif edeyim. Ne kadar yakıt verilecek? Yani buna göre ne kadar enerji üreteceğiz? Air cooled modunda şu an bu air cooled modunda 2 üretiyor. Eğer water cooled olsa 2 minimum gereken, water'da olsaydı 4 olacaktı. Aralarındaki fark ne? Air cooled direkt olarak enerji üretiyor. Water cooled enerji üretmiyor ya da enerji üretiyor da olabilir, emin değilim ona çok. Ama asıl ürettiği şey steam. Yani türbine bağlamamız gerekiyor. Evet. Tabii ki de şu an bunu çalıştıramıyoruz. Çünkü neden? Çünkü benim henüz enerjiyi depolayabilecek bir yerim yok. Harika değil mi? Tabii ki de bir de eklememiz gereken önemli bir detay daha söz konusu. Laserlar. Evet. Laserlar. Önce laser amplifier'ları yerleştireyim. Laserlardansa laser amplifier'lar. Şuradan yerleştirelim. Direkt olarak buna bakıyorlar. Güzel. Ha, tam ayarlamışım. Aslında bir geri atacağım şunu. Sadece estetik için. Evet, bunun yönünü ayarlamam lazım haliyle.
Kırmızı nereye bakıyor? Arkaya bakıyor. İstediğimin tam tersi. Bu yine istediğimin tam tersi. Ya da değil. Tamamdır. Oh, şimdi lazerleri yerleştireceğiz ama öncesinde benim jetpack'imi şarj etmem lazım çünkü jetpack'imin şarjı bitmek, yakıtı bitmek üzere. Yay! Ve gene bir serimde başlangıç enerji üretiminden direkt bodoslama endgame enerji üretimine geçiyorum. Her zaman iyi değil mi? Evet. Şimdi lazerler ne işe yarayacak onu hemen bir açıklayalım. Şimdi bu yeter. Ben şu lazerleri yerleştireyim. Evet. Asimetrik olduğu için şöyle bir yerleştirme yapıyoruz. Ve tabii ki de bunların yönü ayarlanacak. Sen şöyle gel azıcık. Evet. Rotate. Ha. O zaman bu şekilde yerleştirmem gerekecek benim, değil mi? Harika. Ha, dur. Ha, tamam, ayarlandı. Ama neye göre ayarlıyor? Tamam, bu oldu. Ah, hitboxları biraz sıkıntılı. Tamamdır. Sana gelelim. Bozdum. Tamamdır. Ha, sanırım enerji kaynağına göre ayarlıyor. Evet. Gel bakalım. Ups. Evet. Hayır. Tamamdır. Sen gel. Sen gel. Ve sen gel. Ve sonra aşağıdakileri ayarlayacağız, değil mi? Evet. Bunlara Elite Universal Cable bağlayacağım çünkü... Nasıl Elite de bağlamayacağım da. Bunları direkt ben şöyle alayım. Aşağıya dönmüyor musunuz siz? Dönmeniz lazım çünkü. Bir bakalım. Sanırım aşağıya dönük olmuyorlar. O zaman nasıl yapacağız? Hemen ben bir düşünüp geliyorum. Evet ve geri geldim. Ve bu şekilde yerleştirmeye karar verdik. Daha sonra bu şekilde yerleştirebiliyorum sadece. O yüzden bunları bir geri attım. Evet, şimdi birkaç önemli detaya değinelim şimdi hızlıca. İlk olarak şu lazer zımbırtısı hatırlarsınız. Bu lazerin girebileceği tek yer şu redstone controller. Her ne kadar direkt redstone'la kontrol edilse de aynı şekilde direkt bilgisayara da bağlanabiliyor. Burası enerjinin bunlardan enerji de çıkabiliyor, gaz da girebiliyor, sıvı da çıkabiliyor. Ve kontrolörün en üstteki orta blok olması zorunlu. Ve bunun içeride olması da zorunlu. Evet. Hazır. Reaktörümüz hazır. Ve sadece benim Bolca Universal Cable ve depolayacak zımbırtı yapmam lazım. Depolayacak zımbırtı demişken... Şunları ben alayım yanıma.
Depolayacak zımbırtı için yapmamız gereken önemli bir adım var. Sen. Chemical Crystallizer. Ve harika. Ben neyi unutmuşum? Mechanical Pipe. Mechanical Evet ve Mechanical Pipe gel bakalım. Ve tabii ki de seni rotate etmemiz lazım. Cetrelenme. Items, fluids. Senin buraya bağlanman lazım. Ve hacı sen nereden bağlanacaksın? Heat, items. Aa doğru. Sana gaz bağlanıyordu sadece, değil mi? Rotate, wrench. Çözüm basit. Pressurized tube. Voila. Ve bu arkadaş bize lityum üretsin. Enerji upgrade'lerimizi önce koyalım. Sonrasında da upgrade'lerimizi. Evet, enerji upgrade'lerimiz geliyor. Ve speed upgrade'lerimiz de gelsin. Evet, her şeyimiz hazır ve nazır. Bu bana uzun süre daha yetecek. Ve lityum üretiyoruz. Peki lityum ne için lazım olacak? Bunlar için. Bunlar benim enerji depolamak için kullanacağım yöntemler olacak. Ve bunun için demek oluyor ki şunlardan da bayağı bir üretmem lazım. Yay, bölüm orası beni bayağı bir crafting bekliyor. Şimdi kendisi nedir onu bir hızlıca anlatalım. Bunlar multiblok bir enerji depolama sistemi. Hatta mekanizm. Gel bakalım. Evet. Bunlar dış tarafı oluşturmak zorunda bunlar. Orta taraflarda dışın ortasında bunlar olabilir. Ancak çerçeve tamamen bundan olmak zorunda. İç tarafa ise bunlardan herhangi biri gelebilir. Ancak bir tane provider ve bir tane de cell olmak zorunda en az. Bu arada içi boşta ol. İçi birer tanesi dışında boşta olabilir ve 18'e 18 olabiliyor maksimum boyut olarak. Evet, enerji depomu ben buraya koyacağım. Ah, lazerler burada vesaire vesaire. Gayet güzel. Evet, reaktörüm oldu. Henüz aktive edilmemiş olsa da ve lazerlerin önemli noktasını söyleyeceğim. Bunun çalışabilmek için belli bir ısıya gelmesi lazım. O ısıya ise lazerler getiriyor. Evet, lazer demişken seni de sadece High Redstone'da devreye sokalım. Evet ve benim bayağı bir lityuma da ihtiyacım var. Çünkü bunların upgrade'i. Bir tane Basic Advance yapmak için bu arada bir adet Basic Injection Cell 1 gigajoule depoluyor. Unutmadan bir tane şu bayağı bir enerji. Aslında Ultimate'a çıkart Ultimate'a çıkartmama gerek var mı? Güzel soru. Ultimate'a çıkartmama gerek yok. Advanced'de işimi görür. Aslında Basic'de işimi görür. Sadece şunları arttırsam da olabilir. Evet, Basic işimi görür. Ama ben gene de Advanced yaparım.
Ama bunları altımıta çevireceğim. Universal Cable. Kilojoule. Megajoule, evet. Ha, gayet güzel. Tamamdır. O zaman ben bunları craft'a hazırlanacağım biraz. Onun esnasında koymamız gereken önemli bir detay daha vardı, değil mi? Orası burada pressure. Şu speed upgrade'ler boşuna kaldı aslında. Ben onları şuna koyacaktım, değil mi? Evet. Ama onda gerek yok. Inventory tam içi dolu olan bu şu an. İçi dolu demişken biz buraya bir gelelim. Ve ben buraya bir adet bilgisayar kasası yapayım. Evet. Düzen nasıl olsun? Bu böyle gelsin. Monitör böyle gelsin. Daha sonradan buna dev bir monitör bağlayacağım bu arada. Sen şöyle gel. Aslında şu en arkadaki. Sen gel. Ben seni şuraya alayım. Daha kolay yönetileceksin bu şekilde. Evet, regular. Şuraya bir adet. Bu redstone I/O ve bir adet adaptör. Ve basitçe bana şimdi aslında dur. Seni direkt buraya koyabilirim. Computer case. Ekran. Klavye. Ve bana bir adet kablo. Üçüncü bir adet daha adaptörüm var. O enerji depolamamıza bağlanacak. Ve unutmadan şu biriken lityumlarımı ben bir alayım. Bunlar daha çok ihtiyaç duyuldukça yapılacak. Onlar bir stack daha üretsin bana. Evet, şimdi sen şöyle kapan. Tamamdır. Ve buna parçalarını koyalım. Evet. Ve geriye kalan tek şey bir adet disket. Ve disketim de OpenOS. Gelsin. Ve tabii ki de buna enerji de bağlamam gerekecek. Değil mi? Çünkü enerji. Neyse ki Universal Cable'larım burada hemen. Tamam, şimdilik buradan bağlıyoruz. Disket gel. Evet. Sen gelebilirsin. Bilgisayarımız burada yer alacak. Bu arada bunu dev bir ekrana da çevireceğim. Aşağıda olacak. Durumu gözetlemek için. İleride. Şimdi benim burada bir de ihtiyacım olan bir şey daha vardı sanki diye hatırlıyorum. Evet, hatırladım. O da benim chisel'ım ve chisel bag'im. Chisel bag'im, gel bakalım. Ve alt bana bir adet plate ver. Tamamdır. Shift.
La. Tamamdır. Her şey hazır. Bunu da install diyelim. Ve bu bilgisayarımız da hazır olacak. Ve şimdi işin işkence kısmı ne olacak biliyor musunuz? Bu lazerlerin şarj olması. Bu lazerlerin şarj olması için bayağı bir bekleyeceğiz. Çünkü şu arkadaşlar çok fazla şarj edemeyecek. Hatta ve hatta sanırım buradan iki grubu şu ana gruptan ayıracağım. Evet. Direkt onlar lazer şarj etsin. Hatta bir gruba ayıracağım. Onlar lazer şarj etsin. O esnada da yavaş şarj edecekler ancak başlangıç için makul olacak. Evet. Sanırım burada bitirebiliriz. İzlediğiniz ya da dur, burada bitiremiyoruz. Benim bir süreye bakmam lazım. Biraz daha devam edecek bu bölüm. Hemen geliyorum.